Değerli Erkam TV ve Erkam Radyo dinleyicileri ve izleyicileri ben Alican. Düşünce Günlüğü programıyla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi program konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz programımıza yaz döneminde kısa bir ara vermiştik. Tekrar başladık. Hayırlara vesile olur inşallah. Bugün Düşünce Günlüğü'nde İran'daki kadın Hareketini konuşacağız. En son bir kadının Mahsa Amini'nin irşat devriyesi adı verilen polisler tarafından başörtüsünü uygun takmadığı böyle bir iddia var. Uygun takmadığı nedeniyle darp edildiği, öldüğü bunun üzerine bir takım protestoların başladığını biliyoruz. Bu haberler yayıldı. Bugün e, Mahsa Amini üzerinden hem İran'da ne oluyor e, bunu konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde de e, genel olarak İslam dünyasında kadın figürasyonu üzerinden e, başlatılmaya çalışılan gerek İran'da e, geçtiğimiz günlerde Afganistan'da zaman zaman Türkiye'de depreşen e, kadın e, figürü üzerinden e, bir e, muhalefet oluşturma bir e, karşıt duruş oluşturma Meselesini alacağız hocamızla birlikte hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam e, 13 Eylül'de e, yaklaşık 2 hafta önce evet. İran'da e, Mahsa Amini e, adlı bir kadın e, iddiaya göre 2005 yılında Ahmedi' Necat e, tarafından evet. kurulan İrşad devriyesi adı verilen ahlak polisleri var. <laughs> Bunlar bir pazarda bu kadınla karşılaşıyorlar. Diyorlar ki işte başörtünü uygun takmamışsın bunu düzeltir misin? İddiaya göre kadın bunu reddediyor. Orada darp ediliyor. Tabi irşad devriyesinin açıklaması haberlerden izlediğimiz kadarıyla böyle bir darp olmadığı karakola götürüldüğü orada kalp krizi geçirdiği ve böyle. Ee, öldüğüne dair de onların da böyle bir iddiası var. Ama gelinen noktada protestolar var şu an İran'da. Ee, bizim işte Tahran'da, İsfahan'da, Tebriz'de bildiğimiz o büyük şehirlerde dahil 80'e yakın şehirde bu protestoların devam ettiği yönünde haberler var. Ee, batıllar körüklüyor. Hatta evet. şu an İran'da e, bu hareket yayılmasın diye sosyal medya kapatıldı. Hı -hı. İnternet erişimine kısıtlama getirildi. İşte Amerikalı Elon Musk e, o meşhur Starlink uydularını işte gönderdi İran üzerinde. Uydudan bu interneti açacağına dair vaadi var. E, bu protestolar devam ediyor. Bir taraftan da Batılılar tarafından da sürekli kaşınıyor. Devrime karşı yeni bir devrim. Oluşturulmaya evet. çalışılıyor. Tabii bu esnada da bolca kadın muhalif güzellemesi yapılıyor. Evet. Yazılar görüyoruz. Aslında bunlar 79 devriminde de öndeydi. Hı hı. İran'da güçlü bir kadın figürü vardır. Bunlar şu an kendilerini yiyen devrime de destek vermişlerdi. Bel vermişlerdi diye. Ne oluyor hocam İran'da? Evet. evet. Yani o kadar çok fazla aslında çarpıtılmış bilgi var ki hakikaten. Yani bir defa devrim 79'da oldu. Şu an bunu yapan kadınlar kuşak olarak mümkün değil. O kuşaktan olmaz. 79'da devrim hareketine katılan kadınlar şu an herhalde 60-63 yaşı. yaşında. Yani. Ha, yani yeni doğanlar da 43 yeni yaşında. Yeni doğanlar da 43. Tabii ]mış. o zaman katılanlar hocam 65-70 yaşında. 65-70 yaşında. Yani onların olması mümkün değil bir defa yani. Çok ciddi anlamca bilgiler çarpıtılıyor burada. Yani e, İran devrimi e, kadınların merkezde olduğu bir devrim de değildi. Kadınlar vardı ama ya elbette si önemli bir siyasi özne olarak yer alıyorlardı. Ama tamamen kadınların öncülük ettiği bir devrim değil. Ama kadın üzerinde okuma yapan ideolojiler, çevreler e, bu bilgileri kendilerine göre kullanıyorlar ve kadını tamamen merkeze taşıyorlar. İşte devrimi yapan kadın, efendim Türk modernleşmesinin öncüsü olan kadın gibi bunlar doğru değil yani Türkiye'de modernleşmede kadınlar belli bir etkiye sahip ama bu modernleşmenin aktörlerine baktığımız zaman yüzde doksanı erkeklerdir yani. Evet. Ee, orada da erkekler şeydir yani İran devrimini evrip çeviren, örgütleyen kişiler. Ve silahlı baktığımızda erkekler bunlar silahlı hocam. Silahlı erkekler. Çoğu yani. asker kökenli. Evet, asker kökenlidir, Evet. Silahlıdır. Ve ulamadan insanlar var orada da. Şimdi İran'da daha geniş bir şey oluyor aslında. Hani büyük resmi görmek gerekiyor deniyor ya. Makro olarak baktığımız zaman İran'da uzun süredir çok ciddi toplumsal rahatsızlıklar var zaten. Mesela Asaf Bayat e, İranlı bir sosyolog ve hakikaten çok önemli çalışmaları var. E, sokakta siyaset diye Türkçe'ye de çevrilmiş bu çalışması. O, oradan da bunu gözlemleyebiliyorsun yani. Çok ciddi bir gece kondulaşma var. Çok ciddi bir fakirlik var. ...ekonomik paylaşımda ciddi sorunlar var. Ondan sonra İran rejiminin... ...bir imamet rejimine dönüşmesi var. Yani imam dediğimiz merkez ve onun etrafında... ...örgütlenenler bir oligarşi oluşturmuş... ...ve imamet cumhuriyeti diye tanımlayabileceğimiz... ...bir cumhuriyet tipine dönüştürmüşler. Ve o grubun menfaatleri, o grubun beklentileri... E, ...İran anayasası işte devrim muhafızları ve imamet. Bu üç şey çok belirleyici halde. Ve e, diğer toplumsal kesimlerin hem siyasi katılımını engelliyor hem ekonomik paylaşımında adil bir biçimde, ekonomik paylaşımında ciddi anlamda engel oluyorlar. Mesela 2000 yılında daha bu sorunları aşmaya yönelik İran'da çok ciddi bir reformcu dalga yükseldi. Yani yine İslam içinde kalarak sistemi yenilemeye yönelen daha demokratik, daha ıssız. Adil gelir dağılımı. Adil gelir dağılımını savunan milleti rahatlatacak. İşte Abdülkerim Suruş'un da içinde yer aldığı Hamaney miydi o dönemde? Yani bu uluslararası mesela medeniyet tartışmalarında da görüşleri önemsenen bir şahsiyetti. Bu ekip İran'ı yenileyebilirdi mesela. Bu ekibi dışladılar. Onu tasfiye ettiler ve o bahsettiğimiz üç ana çekirdek yeniden hakim olmaya başladı ve bunlar tabi 2000'den sonra bölgemize baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri bölgeye girdi değil mi? 2002, 2003 yılında evet. işgallere başladı. Afganistan'ın işgaliyle. Bu işgallerle birlikte İran'ın, Türkiye'nin bütün bizim bölgenin dahil olduğu şeyde çok ciddi kaoslar yaşandı. Yani bombalar patladı, milis güçleri ortaya çıktı, işit doğdu, ee, onun gibi bir sürü örgütler doğdu. İran bu süreçte emperyal bir pratiğe yöneldi Yani çok silaha, İran çok ciddi anlamda e, petrol paralarına sahip bir ülke. Evet. Fars körfezinde dünyanın en büyük ikinci doğal gaz yatağı keşfedildi. İran bunlardan yararlanıyor. Çok ciddi anlamda hazırdan bir parası var. Yani emek e, ortaya koymadan. Bu paralarını İran bu yeni genişleme emperyal e, siyasetine aktardı. İşte Suriye'de İran var, Irak'ta İran var, Yemen'de İran var. var. Ee, yani işte bak Karabağ meselesine orada İran var. Evet. Birçok yerde milis güçleriyle İran var. İran bunu yaparken e, zenginliği halkıyla paylaşmadı. Bir diyalektik çıktı oralı. Ya yani burada ciddi bir çelişki ortaya çıktı. Para var. Bu para yukarıdaki elitler çok lüks yaşıyorlar. İşte bir ara Raffsan kızı çıkmıştı. Devrimi yapan ki Rafsan Cani. Bunlar içinde çok akıllı bir adamdı yani. Raffsan Cani'yi dinleselerdi belki bugüne varmazlardı. Evet. İşin doğrusu. İşte onun hayatı gündeme gelmişti. O elit kesimden gelen çok lüks şeyler harcayan çantalar, elbiseler bu. İran'ın zengin çocukları diye sosyal He. medyada e, şeyler hesaplar vardı hesaplar hocam. Çıktı. Onların o görkemli hayatının fotoğrafları biz, hayatının bizde fotoğrafları de bu var ama bizde şöyle bir şey var. Bizde diyelim otobanlar, otoyollar, hastaneler, konut bunları da hükümet üreterek bir dengelemeyi sağlıyor. Dolayısıyla yukarıdakilerin o zaman çok lüks yaşantısı e, dikkat çekmiyor. O kadar dikkat çekmiyor. Kızıyor mızıyor ama ya bak yollarımız da var, hastanelerimiz de var. Ama İran bunu yapmadı. İran bunun yerine sürekli silahlanma, sürekli genişleme politikası ve devleti elinde tutanların devleti sıkı bir biçimde elinde tutma çabaları var. Halk fakirleştikçe gece kondulaşma, bakın bugün Türkiye'de gece kondu yok yani. Eskiden biz Ankara'ya girince bir saat gece konduların içinden geçerdik. Bu önemli bir şey. İran sefalet içinde yaşıyor. Bunu demiyorum ben. Asaf Bayat de diyor. İran diye bir araştırma merkezi var Türkiye'de. Orada bana zaman zaman İran'la yapılan çalışmaları düzeltmem için, gözden geçirmem için bana da gönderiyorlar. Orada da o şehirler, kalkınmalar, gece konulaşma, fukaralık, paylaşımdaki eşitsizliğin derinleşmesi. Zaten bunlarla beraber zaman zaman eylemler oluyordu İran'da. Evet. Daha önce de oluyordu eylemler. Yani yeni değil bu. Yeni bir şey değil. Evet. Neden bu yeni olan bu kadar ses getiriyor? Çünkü işte uluslararası hegemonya var burada. Burada kadınlar figürü olarak öne çıktı. Yani dünya siyasetinin yeni bam kadın figürü. Kadın figürü. Evet hocam. Zaten İran Çin'le beraber hareket ettiği için, Rusya'yla beraber hareket ettiği için ve İsrail'e karşı mesafeli olduğu için Batı hegemonyası tarafından istenmeyen bir ülke. İsrail tarafından istenmeyen bir ülke. Dolayısıyla sıkıştırılmak, ezilmek, ezmek istenen bir ülke. Buna yönelik müdahaleler var. Şimdi bir de İslam'a karşı da bir şey var. Yani şimdi burada sonuçta bak işte şey polisi, ahlak polisi İrşad ne adına devriyesi. yapıyor? Evet. İrşad. Din adına yapıyor. Evet. Kadınlar ne? Başörtülü, çarşaf. E burada dine, dinle ilgili bir durum var. Referans var. Referans var. O nedenle din yeryüzünde bugün İslam yeryüzündeki hegemonyaya meydan okuyan en önemli dinamizm. Kim ne derse desin kardeşim. Yok İslamcılık bitti, yok din bitti, yok bilmem ne bitti. Türkiye'de bu hikayelerde çok var ya. Hala bugün hegemonyaya meydan okuyan İslam'dır. Neyle meydan okuyor? Okuyor. Teröristlerle okuyor. Yani ben bir sosyolog olarak diyeyim bu teröristleri tasvip ettiğim için demiyorum yani. Şiddetle meydan okuyor. Bombayla meydan okuyor. Bilmem neyle senin orduların var düzenli. Senin teşkilatın var, istihbaratın var, bilmem ne hegemonyanı kuruyorsun şeyde Irak'ta, işkencehane açıyorsun. Afganistan'da. Değil mi? Afganistan'da bunları yapıyorsun. Öbürü de onları yapıyor. Tasvip ettiğim için demiyorum. Dolayısıyla Bir baş kaldırı bu. Bir baş kaldırı var. O nedenle e, bunlar da İslam'ın bu hegemonyaya meydan okumasını, farklı ol, olmasını yok etmek için hani stratejileri var. Bir İslam için savaş, İslam için ihtilafları derinleştirmek, Müslümanların kendi inançlarına karşı derin şüphe içinde olmasını sağlamak. İkincisi ise İslam toplumlarında var olan fayhatları var, etnik temelde fayhatları var kadın meselesi açısından sorunlarımız mezhepler var. mezhepler var. Mezhepler temelinde Şiilik, Sünnilik vesaire, Vehhabilik bunlar var. Bunlar etrafında ne yapıyorlar? Kaşıyorlar açıkçası. Evet, İran baskıcı rejim uygulamaları var İran'da. Kadınlara da yansıyor bu. Diğer alanlara yansıdığı gibi bu yanlış bir şey. Bu doğru bunu tasvip etmek mümkün değil. Ama yanlış olan bu pratiğin yeniden üretimi ve yansıtılması var. Yeniden üretimi nedir? İşte yeniden üretimi şudur. İslam baskıcı bir dindir. Bak zorla çarşaf giydiriyor, zorla örtülüyor. Şii diye üretilmiyor bu. Oradaki Şii farklılığına bakılmıyor. Tabii. Oradaki Cumhuriyet'in imamet çerçevesinde Şii ulamanın bir sınıf olarak egemen hale gelmesi açısından bakılmıyor. Şimdi e, dünyanın İslam, İslam ekosistemi içerisinde bakılıyor. kadın, toplum, özgürlük anlayışı Evet, özgürlük değil mi bunlar üzerinden gidiyor. Işte, bu sosyal medyanın yasaklanması. Yani evet. dünya öyle bir hale geldi ki hocam. Evet. Artık bu sosyal medya araçları olmadan işte bu Twitter, Facebook, işte bu WhatsApp iletişim araçları falan yaşanmaz. Yani biz ancak bunlarla birbirimizle haberleşiriz. Toplumsal bir hareket de ancak bunlarla başlar diye de bir algı oluştuğu için Bunların yasaklanması evet. bile sizin yani ülke düzeniniz açısından o kaos önleme evet. adına bile bir tedbir kabul edilmiyor. Evet. Yasakçı oluyorsunuz. Yani demokrasiyi engelleme yasak evet. diye kabul ediliyor. kabul ediliyor. Adam da aslında kendi sosyal platformlarıyla bu eylemleri kendi bakış açısıyla yeniden üretip kamuoyu oluşturuyor. O realiteyi realite olarak yansıtmıyor aslında. O realiteyi kendi imgeleriyle kendi ideolojisiyle kendi siyasi beklentileriyle paketliyor yeniden servis ediyor. Ve buna göre de işte artık işte İran rejimini tartışıyor, İslam'ı tartışıyor, çarşafı tartışıyor. İslam olanlar da kalkıp sizin inancınıza ters olan bir takım eylemleri özgürlük adına savunmak zorunda bırakıyorlar sizi. Evet. Hizalıyorlar sizi. Evet. Yani bizim inancımızda temelde olan helal ve haramdır. Temelde olan imandır. Özgürlüğü biz temele almayız ki yani. Allah yarın ahirette bize özgürlükçü müsün, özgürlükçü değil misin diye sormayacak yani. Siz iman sahibi misiniz, değil misiniz? Helal ve harama dikkat ettiniz mi, etmediniz mi? Bu bizim özgürlüğü reddetmemiz anlamına gelmez. Ama özgürlüğü merkeze almayıp helal ve haramı merkeze aldığımız sizi gösterir. İslam budur. Ama onlar kendi siyasetlerine göre bizi hizalamak için özgürlüğü, demokrasi ve diğer şeyleri din yerine koymaya çalışıyorlar. Yani demokrasiyi savunan birisi olarak diyorum ben bunu. Halbuki demokrasi siyasi bir yöntemdir yani bir şey değil. Bir yaşama tarzı değil yani. Amaç değildir yani. E amaç araçtır değildir. Ya. yani Tabii hocam. ki araçtır yani. Bu bu, bu söyleme de çok kızıyorlar da bu. E araç derken araç, onların, araçtır. araçtır? Tabii ki araçtır. neyin aracıdır? Toplumsal kesimler siyasete katılsın. katılsın. Katılımın Siyaset, bir aracıdır efendim değişimi seçimle yapılsın. Seçimle gitsin, seçimle gelsin. Asıl olan nedir? Sistemin adaletli olmasıdır. Adil bir biçimde yürümesi esastır. E, asırlarca demokrasi yoktu. İnsanlar neyi arıyordu? Adaleti arıyordu. Demokrasi olsun tabii. Birbirini öldürerek iktidarı değiştirmek yerine, isyan, darbe yaparak iktidarı değiştirmek yerine seçimle değiştirelim. Daha insani bir şeydir bu. Bu açıdan iyi. Ama bunların dediğim gibi paketleyerek yorumlamaları önemli. Neden Mursi seçildiği zaman demokrasiyle değil mi? Avrupa neden o demokrasi ve o siyasal özgürlüğü desteklemedi? Sisi gibi darbeci bir adamı destekledi. Ha demek ki burada e, hegemonyanın önceliği de demokrasi yok, özgürlük yok. Hegemonyanın önceliğinde o ülkede, o bölgede kendi çıkarları var aslında. O çıkarlarının aleyhinde ise onu ne ile daha çok özgürlük, eşitlik, demokrasi, insan hakları söylemi üzerine giderir. O söylemlerle vuruyorlar. Vuruyorlar. Kaldı ki Ama bu söylemin pratiği Kayre'de oldu bunu desteklemediler. desteklemediler. Bunu engellediler. Ya yani. Arap baharını desteklemediler. Yani. E körfez aynı şekilde hocam. Yani nerede demokrasi e var? Hepsi yani, monarşik yönetimler. Ü, Ürdünde mi var? Yani Suud'da mı var? Kuvvet, Katar'da mı var? Kuveyt'te mi var? Hiçbir yerde Hiçbir yok. yerde aslında. yok. Ama dediğiniz gibi orada hegemonik menfaatler söz konusu. Tabi. O menfaatleri sağlandığında bu. E, Şimdi bu çok enteresan. O nedenle oluyor. İran'daki şeyi böyle topyekin değerlendirmek yerine, evet, kadınların baskı yapılması kötü bir şeydir. Doğru değil. Bir kadın suç işlemişse, o ülkenin. Hukukuna göre tutuklarsın, gözaltına alırsın, mahkemede yargılarsın, suçu neyse cezası neyse verirsin. Doğru olan, insani olan budur. Evet. Ee, bunun yerine milis güçleri kurarak gayri e, illegal bir biçimde insanlara baskı uygulamak, insanları öldürmek e, çok gayri insani bir şey, e, zalimce bir şey, kötü bir şey. Evet. Bunu savunamayız. Ama bunu savunmayacağız diye de uluslararası hegemonyanın Hizaladığı bir muhalefete de gelmemize gerek, gerek yok. yok. Hocam yani. isterseniz e, buna bir ara verelim. Çünkü evet. birazdan devam edeceğiz. E, Tabi bu protestoların, e, evet biz bugün o kadın e, figürasyonu hmm. üzerinden hmm. bir takım yani dine karşı din, devrime evet. karşı devrim İran üzerinden ama genel İslam coğrafyasında bağlayan bir kışkırtma evet. bu. Genel dünya siyaseti açısından da hocam işte şimdi bir Şangay evet. Beşlisi var. En evet. son Kazakistan'daydı galiba. Özbekistan. Ha. Özbekistan'daydı. Cumhurbaşkanımız da katıldı. Tabii devam eden bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Evet. Sanki modern zamanlara özgü şekliyle yeniden bir soğuk savaş hı hı. sınırı. Evet ortaya çıkmış durumda işte Rusya Hindistan Çin her ne kadar biraz tarafsız davransalar da bu konularda İran da burada bir baş aktör evet. bu manada yeni e, bazen işte Batı'nın şu an yeni o blokunu yeni Roma diye adlandıranlar da var işte Amerika İngiltere ve Avrupa ülkeleri işte yeni bir Roma kuruyorlar e, burada da işte Asya'yı temsil eden ülkeler var bu manada da. Bu genel büyük dünya siyaseti açısından da yeni bir oyunun bir fitilini ateşlemek için de kullanılıyor olabilir mi bunlar? Ya ben o kadar bakmıyorum. Yani Hı. bu çok e, iki kutuplu bir şeyle şemayla dünyayı okuma. Bu Avrasyacıların biraz da yaptığı bir şema. Yani mesela Türkiye burada tam oturmuyor bence. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın son ziyaretlerini de gördük. Hem Rusya ile ilişkilerini devam ediyor hem... Amerika ile devam ettiriyor. Şangay toplantısına gitti. Gözlemci olarak gitti. Oranın üyesi değil Türkiye. Evet. Ama Türkiye NATO'nun üyesi. Avrupa Birliği ile yakın ilişkileri var. dolayısıyla o bize çok otur, yani bizim içinde yer alabileceğimiz bir dünya şeması değil. Avrasyacı bir dünya şeması o bence. Ama şöyle deniyor yani. hocam. İşte buradan davet geldi. Ya biz Avrupa Birliği'nden davet geldi de gitmedik mi? Ya Bakın buradan ya davet geliyor Avrupa Birliği'ne zaten görüşmelerimiz devam ediyor. Davette bazı konularda ortağız. Gümrük Birliği'nde bilmem neydi. Evet. Yani şimdi medya Türkiye'de de çok yüzeysel okuma yapıyor. Açıkçası. Kara propaganda çok fazla. O nedenle ya yani mesela Özbekistan işte Kazakistan 5şe Türk devletlerinin birliği girişimleri var. Mesela bu bence Şangay'dan daha değerli bir şey. Açıkçası Türkiye Açısından düşündüğümüzde oradaki Türk devletleri Müslüman devletler yani bunlar evet. Müslüman toplumlar yüzde 99'u Müslüman halklardan oluşuyor. Dolayısıyla onların birlik arayışı, çabası, gayreti bence Şangay'dan daha önemli. Yani Şangay bize çok şey bir gelecek vaat etmiyor. Bize uygun bir elbise değil. Ben diyorsunuz. değil diyorum. Yani neden? Çünkü Şangay'da evet güç var, gelecek olabilir. Teknoloji bilmem ne Çin. Ama Şangay'da şey yok yani insani yönler yok, değerler yok. Bunların da olması lazım. Şimdi Batı hegemonyası bu insani değerleri uluslararası hegemonyası için kullanıyor. Doğru. Ama kendi toplumları içinde pratize ediyor. Yani şimdi Avrupa'da ortalama yargılanmadan öldürülmez bir adam. Milis güçleriyle, ha ajan majan olayları ayrı bir şey. Ortalama diyoruz. Bugün hala insanlar baskıyla karşılaştığında Avrupa ülkelerine kaçıyorlar. Amerika'ya kaçıyorlar. Kimse Çin'e kaçmıyor. Kimse efendi bu Şangay ülkelerine kaçmıyor. O nedenle. Çoğu da Müslüman ülkeler. Müslüman ülkeler. Yani bu e, Çin'e muhalefet ediyorsun. Kendi tehlikede hissediyorsun yani. Böyle olmaz bu. O nedenle biz geleceğimizi bu bakan arkadaşlar sadece güç, egemenlik işin, üzerinden bakıyorlar. O zaman bizim Amerika'dan ne farkımız kalır? Yani Alparslan bu topraklara girerken hegemonya dilini mi kullandı? Ne diyor? İlahi kelimetullah evet, diyor. Evet ilahi kelimetullah. Yani adaleti sağlamak. Aynen. Değil mi? Budur ö yani. O, onun muhtevasında adalet var. Yani Osmanlı niye o kadar kısa sürede kendini kabul ettirdi? Salt güçle mi kabul ettirdi? Salt zenginlikle mi kabul ettirdi? Değil mi? Edebali'yi niye okuyoruz? Edebali var orada diyoruz. Neyi temsil ediyor? E bunlar yok yani Şangay'da. Hı. Kimse kusura bakmasın. Şangay grubu bize He. uygun değil diyorsunuz siz. hocam? ben öyle görüyorum tamam. ha. Ama bu görüşmeyeceğin anlamına gelmez. gelmez. Tabii ki evet. görüşürsün. Devletler birbiriyle görüşür, anlaşmalar yapar. Bazen çatışır, bazen şey yapar. Ama uzun vadede Türkiye e, nereye gidecek? Bunun tahayyülü olarak bence Avrupa Birliği mi? Ben kendimi illa Avrupa Birliği veya Şangay diye görmüyorum yani. Evet. Hocam biz e, İran devrimi olduğundan beri hep bunları okuruz yani basında. Ben şahsen İran'a gitmedim. Siz galiba birkaç ben kez de yok, gitmedim gitmediniz. Hiç, evet. Yok. Ama ben gitmedim. böyle meraklıyımdır. Yani İran'la ilgili çıkan haberleri hepsini okurum, takip ederim, izlerim. Hı. Hep orada eninde sonunda bir kadına dayandırılır evet. bu mesele. Aslında bunu tabii destekleyen çokça şey de var görüntü de var aslında. Şöyle evet. en son reisi galiba Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerika'da ünlü bir kadın gazeteciye işte röportaj vermek istemedi. Ya da İngiltere'de ya da Amerika'da tam şu anda hatırlayamıyorum işte başörtüsünü takmasını istediler. Başörtüsü takmazsanız. Yani İran'da olmadığı halde o, mi? O dışarıda tabii Ya Amerika'da ya da İngiltere'de şu. Amerika'da olabilir. Ha. galiba Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dedi ki işte bu başörtüsünü takmadığı için gelmedi. Hatta o kadın gazeteci o fotoğraf paylaştı. Kendi oturuyor. Karşıda reisinin e oturacağı yani koltuk dışında... boş. Evet. evet. Yani genelde hani o meşhur CNN'in kadın muhabirleri üzerinden bu dü bütün evet. dünya bilir. Yani İran'a evet. girdiğiniz an, uçaktan indiğiniz an o başörtüsünü e, yarım yamalak da olsa takmak evet. zorundasınız. Yani bu bu bütün dünyaya lanse edilen bir şey. Belki de o evet. devrimin en e, farik vasfı bu. Belirgin vasfı. Hmm. İran'da kadınların evet. başörtüsü takması. Afganistan e, Afganistan'da işte o burka denilen kadınların evet. sadece işte bütün yüzlerini kapattıkları sadece e, gözlerinin e, göründüğü o kıyafet şekli bu işte bütün dünyaya lanse edildi. E, Türkiye'de zaman zaman işte bizim geçmişte 28 Şubat sürecinde başörtüsüyle alakalı ciddi bir şey oldu yani mukavemet oldu başörtüsüne karşı. Aslında hani İslam dünyasında konuşulan bir şey. Bazen de özgürlük adına da konuşuluyor. İşte Tabii. biz biliyoruz ki Muhammed bin Selman Suud'da da bir evet. takım devrimler yapıyor. Diyor. Diyor. Burada da yine kadınlar ön yine planda. Orada yani da, kadınların evet. araç kullanması, Hı. sinemaya gitmesi, konsere gitmesi. İşte yanlarında eşleri, erkek akrabalar olmadan seyahat etmeleri gibi. Yani evet, kadın üzerinden evet. bir şey var. Türk devrimi de, Cumhuriyet tarihi de değil mi hocam? İşte kılık kıyafet hep deriz işte gardrop devrimi filan diye. Fakat evet. son yıllarda bu toplumsal cinsiyet eşitliği, işte bu gender tartışmaları, işte benim bedenim, benim hayatım, benim özgürlüğüm, tarzı bir takım böyle mottolarla evet. E, İslam dünyasını da daha çok içine alan böyle bir kadın bedeni üzerinden, kadın hakları üzerinden sözde kadın hakları üzerinden bir bir böyle bir baş kaldırı var. Yani İslam evet, toplumlarını evet. böyle bir sarsma, bir tabiri caizse bir kaşıma e, hareketi var. Zaman zaman Türkiye'deki mesela ben onu da bazen hayretle takip ediyorum. Haklı da olabilirler kısmen. O başörtülü gazeteciler ya bakın 28 Şubat'ta bunlar bize böyle mukavemet gösterdiler. Üniversiteye gidemedik. Zorla polis zoruyla başörtülerimiz çıkartıldı. Hadi İran'daki işte bu kadınlara da biz destek olalım. Nasıl ki başörtüsünü zorla çıkartmak bir haksızlıksa zorla baş de bir haksızlıktır diye. Böyle bir kafa karışıklığı e, o da yaşıyoruz. Ya yani hanımefendi efendi bizi e, muhalefetin yanında konumlanmaya çağırıyor. Nedir hocam? Yani bunu Şimdi, nasıl değerlendirirsiniz? Hem İslam dünyasında evet. hem Türkiye'de. Aslında tabii Türkiye daha farklı. Bir defa Türkiye'de kadınların modern kamu hayatına katılması Osmanlı'nın son yüzyılıyla birlikte başlar. Yani kız liselerinin açılması Eğitime dahil edilmesi, kız öğretmen okullarının açılması. Sultan Abdülhamit ee, Han açıyor tabi, bunları Sultan değil mi hocam? Sultan Han dönemiyle evet. birlikte başlayan bir şey. Şimdi e, İslam dünyasına ikidi bir şey var, mesele var burada. Bir defa bir boyutuyla tabi İslam dünyası yeni modern dönemde yeni teknolojiler, yeni şehir hayatı, yeni bir kamusal yaşam alanı ortaya çıkıyor. Bu e, yeni teknolojiler, yeni kurumlar, yeni çalışma tarzı, yeni kamusal alana uygun da fıkhın yenilenmesi lazım. Yani biliyorsunuz fıkı belli boyutlarıyla tarihseldir. Ya yani usul olarak demiyorum ben fetvaları itibariyle düşündüğümüz zaman. Burada e, Afganistan gibi yerlerde bir yenilenmeye gidilmiyor. Mesela kadınların okumasına karşı tümüyle kadınlar da çıkıp gösteri yapıyor. Ee, İslam dünyasının işte e, Arabistan'da da yine bu tür meseleler vardı. Yani İslam dünyasının belli yerlerinde hakikaten ciddi anlamda kadınların modern kamusal hayata İslami kimlikleriyle katılması konusunda sorun var. Hani Türkiye'de İslami kimliğini tümüyle terk ederek kamusal hayata katılmaya davet ediliyordu. Bu sorun bir şey. Ya yani İslami sembolleri, İslami görüntüleri bir kenara koyacaksın seküler bir vaziyetle kamusal hayata katılacaksın. Buna çağrılıyordu. E, Müslümanlar da buna direndi. Biz kamusal hayata katılmak istiyoruz ama biz kendi inancımızla, değerlerimizle, sembollerimizle katılmak istiyoruz. Burada Türkiye bir mücadele verdi ve belli bir uzlaşma da sağlandı aslında. E, fakat İslam dünyasının genel yapısına baktığımız zaman işte İran'da, Afganistan'da, Arabistan'da Kadınların e, bu yeni kamusal alanda yer almaları konusunda e, gerekli diyelim entelektüel e, yenilikler, ulemanın yeni yorumları, ondan sonra devletlerin bunlarla beraber hareket etmesi, bunların yapılması gerekiyor. Bunlar üzerinde durulması lazım. Yani bakıyorsun Afrika'da bir takım yerlerde kadınların sünneti devam ediyor, bir takım trajik hadiselere yol açıyor. Böyle sorunlarımız var. E ama öte yandan yani boku haram nereden geliyor? İşte okumak haramdır. Evet. Yani book, okumak yani ne haram? İngilizce book kitap evet. kitap ya aslında kitap haramdır. <laughs> Biraz batılı kitap haramdır. Evet böyle. batılı kitap evet. haramdır. Yoksa siz belki Afrika'ya gitmişsiniz siz de. Evet gittim. Yani orada en zor şartlarda bile bakıyorsunuz küçük çocuk örtünmüş işte siyah e, tahtanın önünde falan bir şeyler yazmayı okumaya evet. çalışıyor. Yani genel olarak buna karşı değil, İslam da karşı değil, toplum da ama İslam toplumunun kadın meselesiyle ilgili sorunları var. Bu sorunları çözmesi gerekir. Ama bu sorunları nasıl çözecek? Avrupa'nın sunduğu reçeteyle taklitle mi çözecek? Yoksa kendi mirasını yenileyerek, kendi inancıyla da çatışmadan tecrit diyoruz ya işte, İhya ve tecritle mi çözecek? Doğru olan ihya ve tecditle çözmesi. Burada alimlerimize hakikaten çok, fakihlerimize çok önemli görevler düşüyor. Olayın bir cephesi bu. Bir veçesi veya diğer veçesi de şöyle. Bunlar egemen güçlerin umrunda değil. Egemen güçler şöyle bakıyor. Ya kadın da bu ülkelerdeki muhalefeti ateşleyebilir miyiz? Kadın da ateşleme daha popüler bir şey şu an. Kullanışlı bir aparat olabilir evet. mi? Çünkü yani kadın, cinsiyet, beden, bu üç şeyi kullanarak ciddi anlamda muhalefet üretiyorlar. Hükümetleri sıkıştırıyorlar, devleti sıkıştırıyorlar. Şimdi bir yandan PKK terör örgütünün silahlı kadınlarını gazetelerinde özgürlük savaşçıları diye veriyorlar terör faaliyetlerini yapıyor. Dün işte hocam Mersin, Mersin'deki yani? teröristler gazeteci Değil diye mi? destek çıkılmış destek bir çıkılmış. kadın. Şimdi böyle yapılıyor. Evet. Öte yandan yani tamam kadınlar miting yapsın ama bu kadınlar öyle bir kışkırtılıyor ki dünya öyle bir sunuluyor ki İran rejimini değiştirecek. Ya kadınlara böyle bir rolü yüklüyorlar. O kadınların rejim değiştirme gibi bir şey yok. O kadınlar aslında İran'daki rahatsızlıkları artık başörtü e ee, örneğinde temsil etmeye çalışan özgürlük alanlarını daha esnek, daha geniş tutmak isteyen kadınlar. Ama birileri bu talepleri yeniden reorganize ediyor, yeniden üretiyor, yeniden yapılandırıyor. Devrime karşı devrim. Çıkarmaya ya bu, bu çalışıyor. Böyle bir şey mümkün değil realiteye baktığınız zaman. Yani İran tamam yeni bir siyasi kadro gider, yeni bir siyasi kadro gelir ama rejimin sokağa çıkan kadınlarla değişmesi diye bir şey olmaz yani. O orada o kadınlar daha kışkırtılacak, daha mağduriyeti yaşayacaklar. Ondan sonra ölümler artacak. Daha ölümler çok. artacak, sefalet artacak. Ondan sonra yazık yani bu. Bunun üzerinde de tabii Türkiye'de de aydınlar kışkırtılıyor. Yani bu efendim kadının özgürlüğü üzerinden giderek yani başını açmak özgürlük oluyor. Efendim İslam baskıcı bir şey oluyor. Örtünmek baskıcı bir şey oluyor. E bu klasik seküler okumaktır zaten. Yani bu ta tazminatta hürriyet kadın figürü vardır. Yabancılar bunu kullanır. Hürriyet kadın işte başı açıktır. Zincirleri koparıp atar falan. E bunu geçen yıl Balıkesir'de de yaptılar yeniden. Çarşaf zincirlenmiş. Aç açmak özgürlük oluyor. Kapatmak efendim baskıcılık olarak. Klasik e, laik seküler bir okuma e, şekli yani budur. Bir perspektif Batı yani. Bu bunu Türkler herhalde üretmedi yani. Bunu İranlılar da üretmedi. Afganlılar da bu söylemi üretmedi. Bu söylem nereden üretildi? Buraya pazarlanıyor. Ve bizim kadınlar kadın özgürlüğünü düşünürken kafalarında mı düşünerek üretiyorlar bunu? Yani Avrupalı düşünürlerin, Avrupalı şeylerin ya hiç yaralanmayalım demiyoruz. Ama bir insan kendi kafasıyla düşünür. Kendi ülkesinin kültürünü düşünür, değerlerini düşünür. Buranın değerlerine, gerçeklerine bakar. uygun değil mi Tabii hocam? Yani biz özgürlük talebimizde Avrupa'nın paket programlarına göre mi hareket edeceğiz? Onların dediğine göre mi hizalanarak muhalefete geçeceğiz? Hocam biz 400 yıl Öyle düşünse şey 40 yıl değil. LGBT üzerinden bu topraklarda bir özgürlük akımı, bir özgürlük direnişi başlar mı Allah aşkına yani? Hiç hiç yani hiç garip bir şey. Yani biz efendim bir adam eşcinsel diye Paris meydanının ortasında yargılayıp bacaklarını birbirinden ayırıp zincirlerle sonra da yakıp biz böyle cezalar uygulamadık ki bu ülkede. Ha bu ülkede bazı eşcinsellere şiddet uygulandı, uygulanmadı değil. Onları yapmasın. Ama biz Avrupa'daki bir tecrübeye sahip olmadık yani. O nedenle bizim tecrübelerimiz farklı, sorunlarımızı da kendi tecrübelerimize göre çözmemiz gerekiyor. Ve ithal sorun da almamalıyız hocam. Değil e tabi. Tabi yani gerçekte bu sorun var mı yok mu? Şimdi benim oğlum bir ara rap falan oynuyor. Oğlum dedim senin baban profesör. Ekonominde kötü değil yani. Fakir değiliz. Ortanın biraz üstü. Senden rapçi çıkmaz dedim yani. Kusura bakma. Rapçi o sokakta sefalet içinde yaşayan gençten çıkar gerçek rapçi. Böyledir yani. Amerika'da gerçek rapçi ...o sokak sefaletinden gelen zencilerden çıkmıştır. Evet. B böyle bir şey yani. Kurgusal bir toplum oluyorsun o zaman. Gazeteci düşünmez. Efendim bizi de hazır olmaya çağırır bu muhalefetin yanında. Ya tamam başörtüler yani ee, baskı yapılmasına karşı çıkalım da... ...ama onun yanında hizalandığın zaman hangi muhalefete eklemleniyorsun... ...nasıl bir işleve dönüşüyorsun, kimin adına fonksiyonu icra ediyorsun... Bunu düşünüyor muyuz yani biz? Ve bence bundan sonra İslam dünyasında bu devam edecek. Ee, kadın üzerinden, beden üzerinden, cinsiyet kimliği üzerinden muhalefet e, yapılacak. Bu muhalefet bazen bilinçli yapılacak, bazen bilinçsiz yapılacak. Bir süre bunlarla çatışacağız. Bir süre bunlarla hemhal olacağız. Bunları konuşacağız yani Türkiye'de aslında. Bu e, Türkiye'de e, dindar kadınların akıllarını çeler mi tırnak içinde soruyorum. Evet. Bir düşünce dönüşümüne sebep olur mu hocam? Yani şu bir dönüşüm müdür? Belki insani bir şeydir. Ya evet bak bizim başörtümüz işte 28 Şubat'ta zorla çıkartıldı. Ya kimsenin başı da zorla kapatılmasın diye bir tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani onu hocam? bireysel bu, bu bir düşünce. Bu samimi bir tutum mudur? Yani ben şimdi e, samimi midir değil midir evet. ölçemem ama söylenen Yok, söylem açısından diyorum. Baktığım zaman yanlış sormuyorum. bir söylem. Bu evet. söylem, bu mukayese yanlış bir mukayese. Biz sadece insan hakları üzerinden giderek olguları değerlendiremeyiz. İnsan hakları olguları değerlendirmenin bir ölçütü ama başka ölçütler de var. Siz o muhalefette kiminle yan yana geliyorsunuz? O muhalefette kime iş görüyorsunuz? Ama hukuksal olarak insan hakları temelinde savunabilirsiniz o düşünceleri. Bizim Türkiye'de tabi bunlar olacak. Kadınların aklını çelme demeyelim de erkekler de yani erkekler de böyle düşünüyor yani. Evet. Sadece kadınlar değil. Yok yani kadınlar bizzat ha. bu meseleye konu oldukları için diyor. E yani yani bu, aktör oldukları bundan için. Bundan sonra hani İslam için savaş deniyor ya. Evet. Özellikle eşcinselliği başörtülülere savundurmaya çalışacaklar. Başörtülü evet. gazeteci, başörtülü öğrenci, başörtülü akademisyen tamam mı? Evet. Veya işte eşcinselliği imam olan birisi, sakallı olan birisi, İslamcı olan birisi, dindar olan birisi, evet. namazlı evet. olan birisi. Avrupa ve Amerika'da bu yapılıyor çünkü. Dine karşı din. Tabii bunu kullanacaklar, evet. bunu yapacaklar. Biliyorsunuz geçen de Türkiye'de işte imam olduğunu söyleyen birisi gelmeye çalıştı. Türkiye istemedi bunu. Çok evet. da iyi yaptı. Evet. Bu kışkırtıcılıktır. Bu halkı başka bir e, oyuna çekmek, birbiriyle didişecek bir hale getirmeye çalışmaktır. Türkiye'nin böyle bir sorunu yoktur. Yani bir imam eşcinseldir değildir. Kalkıp biz bir imama e, cinsiyet şeyini sormayız yani. İmam imamdır. İslam'ı temsil eden bir şeydir. İslam'ın temellerinde bellidir hangi davranışlarını yaparsak yapalım o onlar temel alınır hocam bu bir, bir fesat ve fitne bir, bir de çok istisna patolojik yani. durumlar yani böyle umuma teşmil etmenin evet. bir genel bir kaide haline getirmenin tabii. sanki çok büyük toplumsal bir mesele evet. toplumun kanayan yarası gibi bunu lanse evet. etmenin de bir anlamı yok Türkiye'nin yani. konumu burada farklı tabii yani bir İran gibi değil Türkiye yani Türkiye özgürlükler konusunda farklı Türkiye'nin sistemi layık bir sistem farklı orada. Ama yani yine de, özgürlüklerin ee, çok kısıtlandığı bir ülke midir bizim ülkemiz hocam? Değil bence. Yani bir plajlar, sosyolog olarak ne dersiniz? Şimdi hayır ya elbette. Evet. Özgürlükler gündelik hayatın özgürlükleri mesela içki içiyor, plaja gidiyor, kumarhaneler var, pavyonlar var, meyhaneler var. Yani gündelik hayatla ilgili özgürlükler meselesi yok. Ama diyelim ki Gazetecilik anlamında siyasal iktidarı eleştiriyorsan ve oradan sana engellemeler varsa bu özgürlüğü kısıtlamadır veya şöyle bir şey iktidardadır diye o, onun kamuyla ilgili olan tutumlarını boyutlarını haber yapacaksın bu haberlere yasak getiriliyorsa burada problem var. Yani evet orada son diyelim ki kendi ailesinde kavga etmiş bir siyasetçi o hanımefendinin evet ona yasak getirilmesi anlaşılır bir şey. Evinin içinde kocasıyla kendisi arasında olan bir şey. Ama yok o değil de daha genel anlamda ekonomiyle ilgili, diğer ilişkilerle ilgili kamuoyunu ilgilendiren e, haberler ve bunlara yasaklama getiriliyorsa bu doğru değil. Çünkü evet. bu kamuoyunu ilgilendiriyor yani. Evet. Biz genellikle böyle şeyleri ayırt etmeden toptancı davranıyoruz yani. Böyle bir sorunumuz var. Demokratik bir takım daralmalar var bu konuda. Ee, ben... Siyasette uzatteyim yani biliyorsun Evet. Siyaset, siyaset konuşmuyoruz siyaset düşünce konuşmuyoruz. ama ama girmeden de olmuyor evet, tabii hocam e, siyaset. Daha makro siyaseti evet. belki partiler evet. üstü siyaseti partiler konuşabiliriz. Üstü siyaset. e, pratik siyasetin siyaset prensiplerini konuşuyoruz. Siyasetin hocam. prensiplerini prensi, konuşalım. Olması gereken prensipler. evet. Evet. E, fakat bu e, bizim İslam dünyasındaki ve Türkiye'deki bu kadın meselesini ikili görmemiz lazım. Evet, kadınla ilgili sorunlarımız var hiç sorunumuz yok diyemeyiz. Yani artık kadın da kamusal hayata aktif olarak çalışıyor. Değil mi? Dolayısıyla e, ona göre de yeni tutumlar, yeni davranışlar, yeni ilişkiler gelişiyor. Yine elbette burada İslam hassasiyeti olan bir insan helal harama dikkat edecek, mahremiyete dikkat edecek. E, kazancını dikkat kazancına edecek. Kazancına, helal olmasına, rızkına dikkat edecek. Bunlar önemli. Ama kadın artık eskisi gibi diyelim sadece evde kalarak yaşamını sürdürmesi zor yani. Ondan sonra... Yani hocam bir, bir takım padını, meselelerimiz var ama ee, kendi geleneğimiz içinde değerlerimiz içinde çözüm tabi, yolu bulmalıyız tabi, değil mi tabi, hocam? Tabii tabii. Bunun çözümü feminizm teorisiyle bunun çözümü yok. Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle, eşitliğiyle çözemeyiz bunu biz bunu. Evet. Avrupa'nın önerdiği, geliştirdiği, tecrübesinden ürettiği paket programları taklit ederek kadın Biz meselelerimizi bunları... anlayamayız da çözemeyiz. Çözemeyiz. De. Evet. Ha kadın meselesi yoktur demek çok fanatik bir şey olur. Var kadın meselelerimiz. Var yani. ama kendi içimizde evet. çözelim. Bu önemli. kendi metodolojimizle, kendi usulümüzle çözelim. Evet, değil mi? Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür değerlendirmeleriniz ederim değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Kıymetli e, Erkam TV ve Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugünkü düşünce günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla Tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.